Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, YouTube kanalından faydalanmak için bakın, en başta sol tarafta ana sayfa yazıyor. Ana sayfaya girdiğiniz zaman sadece 4 tane video görünüyor. Videoların yanındaki videoları tıkladığınız zaman 100 tane videoya kadar görünür. Ancak bizim kanalımızda 500'den fazla video var. 530 geçti. Onun en iyi faydalanmak için oynatma listeleri oluşturduk. O oynatma listelerinde işte elimizden geldiğince hisselerle ilgili analizleri ayrı bir grupta topladık. Stratejilerle ilgili videoları ayrı bir grupta topladık. Mesela hisse incelerken faydalandığım uygulamalar, bedelli sermaye artırımı nedir? Bu şekilde bakın 30'dan fazla oynatma listesi var. Bu oynatma listelerine bastığınız zaman ilgili, mesela DAVA ile ilgili 10 tane video çekmişiz. Bu şekilde GERER ile ilgili, COZAR ile ilgili, PD ne demek? Bakın 5 tane video, FAKA ne demek? 8 tane video, işte borsada yatırım yaparken izlenecek stratejiler, 15 tane video. Aslında bu konu çok da önemlileri bir araya getirmez. SASA ile ilgili 23 tane video. Temel analizin püf noktaları. Mesela temel analizle ilgili 150-200 tane video çektik. Fakat işte kendimizce iyi bulduklarımızı az olsun diye böyle bir araya getirdik. Kanal tanıtım videoları. Yani başka YouTube kanallarını da tanıttık borsa ile ilgili. Kendi kanalımızla ilgili de bilgiler var. Bu şekilde mesela yatırım hesabımı gösterdiğim videolar da var. Kar ettiğim, zarar ettiğim. Aşağı doğru izlediğiniz şekilde çocuk eğitimiyle ilgili satranç üzerinden bile borsayı anlatmışız. Bu şekilde oynatma listelerine girerek kanaldan daha iyi faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu kapattım. WhatsApp'tan birilerinin grup mesaj gelip de grup görülmesin. Birilerinin numaraları rahatsız oluyormuş. Şimdi arkadaşlar, niye bunu gösterdim? Çünkü sonradan gelen takipçiler, önce şunu göstereyim arkadaşlar. Burada göstereceğimiz hisseler alım satım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapmıyoruz. SPK uyarısı bu. Şimdi arkadaşlar işte şöyle eleştiriler yapıyorlar. Hocam, bize kitaptan ziyade dişe dokunur, para kazanabileceğimiz somut bilgiler, hisse hakkında bilgi verseydiniz keşke. Şimdi işte bu diğer kardeşimiz o şekilde gidip oynatma listelerinden bakmayı bilmiyor demek ki. Gidip oraya bakarsa videoların hangi yayınlanma tarihini de göstermiştim başka videolarda. Hisse nasıl analiz edilir gösteriyoruz. Hüseyin Bey de diyor ki, hayırdır hocam, kitap tanıtıp duruyorsun, eski videoları yapmıyorsun, eski videolardaki gibi hisse analizi yapmıyorsun demeye getirmiş. Bakın, kapattığım halde yine geliyor, ben anlamadım yani. İnternet kendi kendine mi açıldı? Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Her zaman söylüyoruz, bizim amacımız herkes finansal okur yazarlığını arttırsın. Hisse nasıl analiz edilir, yatırım stratejisi nedir, finansal okur yazarının artması için hangi kitaplar okunması lazım, hangi kanallar takip etmesi lazım, bütün anlattıklarımızı bir araya getirdiğiniz zaman kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz, kendi analizi kendiniz yapıyorsunuz, kendinize eğitmiş oluyorsunuz. Yani kimseyi takip etmeden, kimseye hisse hakkında tabii ki araştırma yapılır da, yani birilerinin demesiyle hisse alınıp satılma, yani başkasının demesiyle değil de kendi araştırmamıza göre karar vermiş oluruz. Amacımız herkes kendi araştırmasını kendisi yapabilsin. Kimseye minnet hissetmesin, ihtiyaç hissetmesin. Çünkü bu iş yapılabilir bir iş. İşte bütün süreci kendim, hani yanlışlarımı da göstererek
bütün süreci gösteriyorum ki hani eğitim, yani iktisat işletme mezunu olmasanız, eğitim durumunuz üniversite olmasa bile işin mantığını öğrendiğinizde para kazanılabileceğini göstermektir. Değişik alanlardaki insanların para kazanmalarını da gösterdik. Adam turizmde çalışıyor. 50 bin lirasını 600 bin yapmış. Ya da adam esnaf. Bu şekilde bir sürü para kazanan insanların şeyleri geliyor bana, destekleri, ama baktım o konu şey yapıyor, tepki çekiyor. İnsanlar anlamak istemiyor. O konuları kestim. Yani şunu diyeceğim. Arkadaşlar, bu sıradan hisseler, sıra dışı karlar, Philip Agup Fischer'in bu kitabını tanıtacağım. Her bölümünü ayrı ayrı şey yapacağım, anlatmaya çalışacağım. Burada özellikle Fischer'in işte 20 yıllık tuttuğu hisseler 27 kat gitmiş. Ama endeks, Amerika'daki S&P, Standard & Poor's endeksi 7 kat gitmiş. Yani onun seçtiği hisseler endeksten 3 kat daha fazla getiri sağlamış. Asıl başarı budur. İşte benim de o demin gösterdim. Hisselere girip videoların yayınlama tarihine baktığınız zaman, endeksi karşılaştırdığınız zaman, şimdi ben onları tekrar göstermeyeyim. Merak eden kendisi bakar. 2 tanesini, 3 tanesini söyleyecek olursam, ilk çektiğim 6. ayda, yani 1 yıl önce çektiğim Femis Piston 15 liraydı. 63'ü gördü. Şu anda hala 50 lira. Yani endeks yerinde sayarken bizim hissemiz %300 prim yapmış. Aslında bizim başarımız Fischer'dan bile daha iyi. Ya da Vakko hissesini 3.15 iken, 3.20 iken analiz ettim. Vakko hissesi %100 yaptı. Kareli 7 liradayken analiz ettim. 20 lirayı gördü. Şu an bile 15-16 lira. Yani %150'den fazla prim yaptı. Bu şekilde bir yıl önce analiz ettiğimiz hisselerin endeksten kat kat fazla prim yaptığını görmüş olursunuz. Bir hisseyi merak ediyorsanız, örneğin Gerel, en başarılı borsa kanalı yazdığınız zaman Gerel'le ilgili yayınladığımız kaç tane hisse varsa görmüş olursunuz. Gerel'i biz ilk 2 lirayken analiz ettik. 4 liraya gitti. Mart'ta 2 liraya düştü. 3,5 lirayken olumlu haberleri bulduk. Tekrar analiz ettik. Bakın şu an 4,60. Yani önemli olan bu şekilde işi kendinizin öğrenip olumlu bir haber varsa, hisse ucuzsa, hisse mesela 5 liradan 2 liraya düştüğünde biz analiz ettik. Tekrar dönüş başladığı için de 1.700'den yukarı doğru gidiyordu, analiz ettik. Yani düşüş trendi bitmiş, yükseliş trendi başlamıştı genelde. O yüzden analiz ettik. Ne oldu? Sanırım 8 aydır, şu an tam hatırlamıyorum. Bakamıyoruz. İnterneti de açsak şu şekilde göstereyim. Artık görünse de görünsün, yapacak bir şey yok. Şu interneti açtığımız zaman arkadaşlar, şöyle arama kısmına bakın, Gerel, bu şekilde araştırma yapacaksınız. En başarılı borsa kanalı yazdığınız zaman işte hemen mesajlar geliyor. Gerel ile ilgili yaptığımız, bakın 10 ay önceki araştırmada bakın bu üçgene bastığınız zaman 2 Ağustos'ta, evet 10 ay önce bu videoyu yayınlamışız. 10 ay önce 2 liraydı. Şu an 4,5 lira. İşte bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bizim analiz ettiğimiz hissenin endeks üstü getiri sağladığını gösteriyor. Çünkü endeks 8. ay, geçen seneki 8. aydan bu yana %130 prim yapmadı. Ama bizim analiz ettiğimiz hisse işte genel %130 prim yaptı. Şimdi bu şekilde hangi hisseyi araştırıyorsanız, bizim analiz ettiğimiz hisseler var 30-40 tane. Tabii amacımız hisse analiz etmek değil. Demin de gösterdiğim gibi 530 tane video çekmişiz. Bu videoların %10'u, hatta %7'si, yani 530 videonun 40 evet bazı videolar çok fazla olduğu için hisselerle ilgili, yani %20'si hisse analizi,
Gerisi de bilgi kültür, yani ekonomik okuryazarlığa dönük hisseler, videolar pardon. Yani şunu demek istiyoruz. Bizim amacımız sürekli balık vermek değil. Öyle bir beklentiye girmeyin. Kendiniz araştırmayı öğrenmeniz lazım. Kendiniz finansal okuryazarlığınızı geliştirmeniz lazım. İşte bu amaçla bu kitabı da analiz etmeye devam edeceğim. Bunun birinci kısmında işte Fisher özellikle geçmiş bilgilerden, yani geçmiş ipuçları. Bu birinci kısımda faydalanmamız gereken budur. Para değer kaybeder. Hatta dolara yatırım yapmak da Türkiye'de enflasyonun karşısında değer kaybeder. Hazine bonusu falan almak da, faiz de aslında enflasyonun altında getiri potansiyeli olduğu için uzun vadede bono da, faiz de paranın değerinin erimesine sebep olur. Yani Özgür Demirtaş'ın da dediği neydi? Paranın alım gücünün artması lazım. Fakat orada işte şu an burada da söylediği gibi paranın alım gücünü endekse bağlarsanız, Amerika'da da endeks 7 kat gitmiş 7 yılda. Ama bu adamın seçtiği hisseler 27 kat gitmiş. Yani bizim seçeceğimiz hisseler endeks üstü getiri yaparsa paranın alım gücü artar. Paranın alım gücünün artması bizim finansal okuryazarlığımızın üst seviyede olmasına bağlıdır. Eğer finansal okuryazarlığımız iyiyse, iyi hisseler seçebiliyorsak, bu seçtiğimiz hisseler işte benim verdiğim Gerel, Karel, Vakko, Femis Piston, PSDC, benim hisse analizlerime baktığınız zaman 10 ay önce, 1 yıl önce, 6 ay önce çektiğim hisselerin endeks üstü getiri sağladığını, dolardan kat kat getiri sağladığını, özellikle dolardan, faizden kat kat daha fazla getiri sağladığını görürsünüz. Tabii içinde bir iki tanesinde başarısız olduk. Onlardan da çıkardığımız derslerle bir daha %100 araştırıp emin olmadığımız, geleceğini öngöremediğimiz hisseleri analiz etmedik. Onun için o da orada duruyor. O başarısız olduğumuz bir iki tane hisse de var. Fakat hisselerin %95'inde endeks üstü getiri sağlamışsak, demek ki bu iş öğrenilebiliyor. Bu iş araştırarak, okuyarak, olaya bakış açımızı değiştirerek öğrenilebiliyor. İşte bu videoda vurgulamak istediğimiz budur. YouTube'dan faydalanmasını öğrenin. Yatırım yaparken iyi hisseler seçmeliyiz ki paramız hem değerini korusun hem alım gücü artsın. Bu kitabın birinci bölümünde de söylediği bu. Bütün dünyada, sadece ülkemizde değil, para birimleri enflasyon karşısında değer kaybediyor. Sizin alım gücünüzü korumanız, arttırmanız için mutlaka endeks üstü getiri sağlayacak hisseleri bulmanız gerekiyor. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.